Orhan Uğuroğlu. İnönü'yü rahmet tanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı, Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanımız İstiklal Madalyası sahibi merhum İsmet İnönü'nün bugün 136. doğum günü. Rahmetle minnet tanıyorum. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. 1901'de Mühendisane-i Berri Hümayun'dan yani Topçu Okulu'ndan 1903'te Topçu Temeli olarak mezun oldu. 1906'da Erkan Arbiye Mektebi'ni birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgarlarla yapılan İstanbul Anlaşması görüşmelerinde askeri danışman olarak görevlendirildi. 29 Aralık 1919 tarihinde Paris Barış Konferansı'na hazırlık için kurulan komisyonda askeri müşavir oldu. 9 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısı üzerine tekrar Ankara'ya döndü ve İstanbul'da bütün resmi bağlarını kopardı. Kurucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Edirne Milletvekili olarak katıldı. Bu yüzden İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idam cezasına çarptırıldı. Mayıs 1920'de Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı seçildi. Birinci ve ikinci İnönü Muharebelerinde Yunanlılara karşı zafer kazanılmasında büyük ve etkin rol oynadı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 3 Ekim-11 Ekim 1922 tarihleri arasında gerçekleşen Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde Türk tarafını temsil etti. Lozan görüşmelerinde heyet başkanlığı yaptı ve Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini onaylayan Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan Anlaşması'nı imzaladı. Lozan İsmet Paşa'nın siyasal diplomatik başarılarının en önemlisi oldu. Atatürk'ün vefatından sonra 11 Kasım 1938 Cumhurbaşkanı seçildi ve 22 Mayıs 1950 tarihine kadar sürdürdü. CHP kurultayı tarafından kendisine milli şef ünvanı verildi. 25 Aralık 1973'te vefat etti. Ruhu şad olsun. Değerli okurlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları suçlanmaları bir yana giderek unutturulmaya da çalışılıyor. Bizlere bu devleti kuran kahramanlarımızı asla unutmayacak, unutturmayacağız. Rahmetli andığımız İsmet Mehvi ve İnönü çiftinin kızı Özden Toker hanımefendiyi aradım. Vehbi Koç'un kızı, hayırsever iş insanı ve arkadaşı Suna Kıraç'ın vefatı nedeniyle taziye için yaptığı ziyaretten Bodrum'a dönerken dedi ki ''Her yaş günü babam için hayatında yeni bir başlangıç olurdu. Etrafında ailesi, kafasında ise ileriye dönük projeler ve çağdaş aydınlık bir Türkiye vardı.'' her zor geçitte gençlerin bir ışık olduğuna inanırdı. Etrafındaki gazetecilere, gazeteciler onun yaşına gelene kadar kendisinin onları bekleyeceğini şaka olarak söylerdi. Semih Kalkanoğlu, ikinci adamın manevi dünyası İsmet İnönü adlı kitabını imzalayarak gönderdi. Çok değerli bir çalışma olmuş, kutluyorum. Bu kitaptan ilginç bir bölüm sunacağım. İsmet İnönü'nün kızı, Özen Toker'in eşi gazeteci ki benim de merhum babamın dostu ve Akis sergisinde patronluğunu yaptı. Merhum Metin Toker anlatıyor. İsmet Paşa bir politikacı da, hatta bir siyaset adamında da demeyeyim de bir devlet adamında üç tür cesaretin koşul olduğunu ortaya koyan liderlerden biridir. Bedeni cesareti, medeni cesaret ve fikri cesaret. Onun zayıf naif hatta çelimsiz görünen fakat sağlam yapılı sağlam kemikli bedeninde bu üç cesaretten üçünün de bulunduğu ilk bakışta kolay anlaşılmazdı. Uşak'ta bedene cesareti olmayan bir adam Azdırılmış, taşlı, sopalı bir güruhun içine elini kolunu sallaya sallaya girer miydi? Mecliste medeni cesareti olmayan bir başbakan kendisi aleyhinde güven oyundan çok güvensizlik oyu çıkacağını fakat bunların sayısının 226'yı bulmayacağını bildiği halde kırmızı oylar, beyaz oylardan bir tane fazla olursa istifa ederim der miydi? Atatürk'ten layık cumhuriyet mirasını devraldığında fikri cesareti olmayan bir adam, yalnız laisizm ilkesinden biraz özveride bulunduğu takdirde kalabalık kitleler tarafından baş tacı edileceğini mükemmelen gördüğü halde, laisizmin Atatürk devrimlerinin temeli olduğuna yürekten inandığı için o ümdeye dört elle sarılmamış mıydı? Atatürk şöyle diyordu, Çankaya'da rahat uyuyorsam bunu İsmet'e borçluyum. Atam İsmet Paşam bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin özgür bireyleri olarak bu güzel ülkede yaşıyorsak bunu biliyoruz ki sizlere şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Anıt Kabirde huzur içinde uyun ve bilin ki cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve devrimlerinizin Yılmaz bekçileriyiz.